Sıfırın değeri yok. Yani boş geçiyoruz. Hiçbir şey yazmıyoruz. Dolayısıyla evet, bu videoyu izlediğinizde Roman rakamlarını, büyük sayıları, yani doğum tarihimiz gibi büyük sayıları, milyonlardan, milyarlardan bahsetmiyoruz, öğrenmiş olacaksınız. İlkokul 3. sınıfta yanlış hatırlamıyorsam 1'den 10'a kadar öğretiliyor. 1'den 10'a kadar öğrenebilmek için I harfi 1, V harfi 5, X şekli de 10. Bunları öğrendikten sonra pekiştirmek için sayıları değişik şekillerde yazılması istenir. Mesela 3 nasıl yazılır? 5 nasıl yazılır? 7 nasıl yazılır? Bunları isteyerek antrenman yapmış oluruz ve doğru şekilde pekiştirmiş oluruz. Peki kuralları neler? Örnek veriyorum. I harfini, yani bir sayısına tekamül eden, bir rakamına karşılık gelen I harfini 2 kez yazdığımızda bu 2 olur. 3 kez yazdığımızda bu 3 olur. 5 zaten V'nin kendisi. 7 yazmamız için önce bir 5, ardından da 2 tane I yazabiliriz. 5, 6, 7 olur. 8 olması için bir tane daha yaparız. 1'den 10'a kadar olan sayılarda I harfi V veya X'ten önce gelirse bu sefer çıkartma işlemi yaparız. Yani şu şekilde I harfi V'den önce gelsin. Bu önce geldiği için 5-1 şeklinde 4'e eşit olur. Eğer V'den sonra gelirse bu 6'ya eşit olur. 10'a kadar bu şekilde kolaylıkla yapılır. Büyük sayıların farklı kuralları var. Şimdi onlardan bahsedeceğiz. Mesela 9'u tekrar deneyelim. 9 için ne yapacağız? X'ten önce I yazacağız. Yani önce I, sonra X yazarsak bu 9'a eşit olur. 1'den 10'a kadar olan Roman rakamları bu kadar basit. Şimdi 10'dan büyük olan sayılardan bahsedelim. Çift rakamlı sayılara geçelim. Çift rakamlı sayılarda ise şöyle değişik renkle devam edelim. Basitçe mesela 15 nasıl yazılır? Önce X, sonra V. 10, 5. 2, 3, 4 haneli sayılarda da geçerli olmak üzere bir kural var. Buna göre öğrenirseniz çok kolay yapabilirsiniz. Bu da şu şekilde. Bizim kullandığımız 9'luk sayı sistemine göre basamak değerlerimiz var. Mesela 15'te şu 1'ler basamağı, şu 10'lar basamağıdır. 5'in basamak değeri 5, 1'in basamak değeri ise 10'dur. Bu 10 ile 5'i topladığımızda zaten 15'i verir. Bu yüzden biz 10 değerine tekamül eden 1 rakamını ve 5 rakamını yan yana yazdığımızda bu 15 olur. İşte Roman rakamlarında da aynı şekilde. Şurası 10 için x koyuyoruz. 5 için de 5 koyuyoruz. Neden? 10 x'e denk geliyor. 5 ise V harfine denk geliyor. Daha büyük bir sayı yazalım. Mesela 68 olsun. Bunu nasıl yapacağız? Önce 60, ondan sonra 8 yazacağız. 60'ı nasıl yazarız? Önce bir 50'ye karşılık gelen L harfini kullanırız. Ondan sonra X 50 artı 10 60 olur. Evet, 60'ı yazdık. Düzgün yazmazsam kusura bakmayın. Önce 60'ı hallettik. Şimdi bu 8'i halledeceğiz. 8'i nasıl yazarız? Önce 5, ondan sonra 3 tane de 1. Yani önce V, sonrasında 1, 2, 3 tane de I, yani 1 yazarız. Burada 68'i ayırmıştık. 66'ya, 8 de 8'e denk geliyordu. Burada nasıl? Şurası 60, şuraya, şurası da 8, buraya. Birkaç örnek daha yapalım. Ondan sonra sayılarımızı büyütelim. Mesela 30 tam sıfırla biten bir sayı. 30 için ne yapacağız? Çok basit. 3 tane x. 40 için 4 tane x mi? Hiç gerek yok. Ne yaparız? Önce 1 tane x. Ne demiştik? Büyükten önce gelen küçük rakam çıkartmayla sonuçlanıyor. Yani x ile yazdığımızda bu 40'a denk gelir. Neden? 50'den 40'ı çıkart anlamında. Az önceki 9 örneğinde veya 4 örneğinde, az önceki 9 örneğinde veya 4 örneğinde anlattığım gibi. Biraz daha büyütelim sayıyı. Mesela 93 diyelim. Tekrar renk değişikliği yapalım. Mesela 93'ü nasıl yazarız? Önce 90'ı, sonra 3'ü yazacağız. Az önce anlattığım basamak değeri benzeştirmesindeki gibi. 90'ı nasıl yazarız? C'nin 100 olduğunu biliyoruz. Öncesine bir x yazarsak, yani x, c yazarsak bu 90 olacaktır. Önce 90, sonrasında da 3 için ne yapıyoruz? 3 tane i yapıyoruz.
1, 2, 3. Şurası 90. Şurası ise bize 3'ü veriyor. Yani önce 90'ı sonra da 3'ü yazıyoruz. Şimdi doğum tarihimiz gibi büyük sayıları nasıl yazabiliriz? Onlara bakarken şu basamak değeri benzeştirmesi, basamak değerine göre yazmak çok işinize yarayacak. Mesela biraz daha büyütelim sayıları. Şimdilik 3 rakamlı yapalım. 3 rakamlı ne yapalım? İşte 122. Yeşil de çok parlıyor, görünmüyor sanırım. Bir dahakine başka bir renk alalım. 122 için önce 100, sonra 20, sonra 2. 100 için ne yapacağız? Bir tane C. 100'ü yazdık. 20 için ne yapacağız? 2 tane X. Burası 20. Ve sonra 2 için 2 tane I yapacağız. 1, 2. Bu da 2. Şuna mavi yapmışız. Şurayı da şöyle belli edelim. Sadece X değil. XX yani 20. Şu da 100. 122. Şimdi biraz daha büyütelim. Mesela şarkılarda da geçen efsane bir sene olarak hep bahsedilir. Efsane midir bilmem ama işte 1969. Ben tam 1969'u anlatmaya başlayacakken ben farkında olmadan video kesilmiş. Bir süre kendi kendime anlattım ama şimdi tekrar başa dönüyorum. 1969 demiştik. İşte M, C, M, L, X diye devam eden, uzayan sayılar bazen kafamızı karıştırıyor. Aslında çok basit. Neye göre basit? Nasıl basit? Basamak değerlerine ayırarak belirlediğimizde çok basit. Şimdi 1969'u tekrar yapıyoruz. Basamak değerlerini ayırıyoruz. 9'luk sayı sistemine göre her basamakta tek rakam vardır. Ancak Roman rakamlarında her basamakta birden fazla karakter olabiliyor. Örnek verelim. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı. 9'un değeri 9, 6'nın değeri onlar basamağında olduğu için 60, 9'un değeri yüzler basamağında olduğu için 900, 1'in değeri ise binler basamağında olduğu için 1000. Şimdi önce Roman rakamlarıyla şuraya 1000 yazalım. 1000 nasıl yazıyoruz? Çok basit. M harfi. Evet, M harfini koyduk. Ondan sonra sırada 900 yazmak var. 900'ü nasıl yazıyoruz? Roman rakamlarıyla. M'den önce C yazılırsa 1000'den 100 çıkar ve 900 olur. Yani önce C, sonra M yazdığımızda bu 900 olmuş olur ve 900'ü de yazdık. Yani şurası 900, şurası 1000'di. Sırada ne var? 60. 60'ı şöyle yazalım şuraya. 60'ı nasıl yazarız? Önce L 50, ondan sonra bir X 10. Toplayınca 60 olur. Buraya önce L, sonra X yazdığımızda şurası 60 oldu. Son olarak da 1969'un 9'unu yazacağız. 9'u nasıl yazıyoruz? 10'dan 1 çıkartarak, yani önce I sonra X yazarak burası da 9 oluyor. Önce 1969'un 1000'i, 900'ü, 60'ı ve 9'unu yazdığımızda 1969 oluyor. Bazen böyle uzun sürerken bazen de daha kısa, daha az karakterli olabilir. Mesela Roman rakamları 3. sınıfa giderken üretiliyor sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. 3. sınıfa gidenler kaç doğumlu oluyor? Az önce düşündüm, 2012 olduğuna karar verdim. 2012'yi nasıl yazıyoruz? 2012 yazacağız. 2012 nasıl yazılır? 2000 yazmak için 2 tane M, 1000 artı 1000, burası 2000. 0'ı nasıl yazacağız? 0'ın bizdeki basamak değeri 0 ve biz bunu direkt 0 olarak yazıyoruz. Ama Roman rakamlarında 0'ın değeri yok. Yani boş geçiyoruz. Hiçbir şey yazmıyoruz. Dolayısıyla 2000'i yazdıktan sonra, yani şuradaki 2000'i yazdıktan sonra 0'ı boş geçiyoruz. Ardından buradaki 10 sayısını yazmalıyız. Onu nasıl yazıyoruz? Sadece x ile. Çünkü x'in karşılığı 10. Ve geriye birler basamağındaki 2 kalıyor. 2'yi yazmak için de işte 2 tane I yazıyoruz. M, M, X, I, I. Bu 2012'ye denk geliyor. Ve 1, 2, 3, 4, 5 karakterli. 1969 ise daha küçük bir sayı olmasına rağmen daha fazla karakterden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karakterden oluşuyor. İşte az önce yaptığım tam 2008'i yaparken ben herhalde video kapanmış. Bir de 2008'i yapalım.
2008 için ne yapacağız? Önce 2000 için iki tane M koyacağız. Sıfırları boş geçip bir 8 yazacağız. 8 nasıl yazılır? Önce bir V, 3 tane de I. Şurada bir örneğini vermişiz. Ya da ben bunu anlatırken verdim herhalde. En başta bunu vermemiş olabiliriz. Buraya V, 1, 2, 3. 2008. Şurası 2000, şurası da 8. Dolayısıyla sıfırları boş geçiyoruz, yazmıyoruz. Bir de biraz daha büyük yaşta olan birinin doğum gününü yazalım. Mesela 1981. 1981 doğumlar burada mı acaba? Bizi izliyor mu? Yaşlı mı olurlar bu arada? Nasıl yazarız 1981'i? Evet, 1981'i tek renk yazmamız gerekirse ne yapıyoruz? M, C, M, L, X, X, X ve I yazıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 karakter. Evet, ilkokul 3 seviyesinden yani 1'den 10'a kadar yazılan Roman rakamlarından binleri aşan doğum tarihlerini yazabileceğimiz büyük sayılara kadar nasıl yazıldığını ya da yazıldıysa nasıl okunduğunu öğrendik. Umarız yardımcı olabilmişizdir. Herkese iyi günler.